Müze, Göbekli Tepe'de bulunan eserlere ve bu adama anlayabilirsiniz. Glam, sütunların dizilişinin önemli olabileceğine inanıyor. O noktada ufuktan yükseleceğini görecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuza teşrif etmiştir. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanı. Dünya Kadınlar Günü, bunu kutlayacağız ve bunu bir otel salonunda yapmayacağız, kapalı spor salonunda yapacağız ve katılımın burada da çok yüksek olacağına inanıyorum. Şehrimizin en büyük kapalı spor salonunda emekleri, fedakarlıkları, cesaretleriyle daima bize sahip çıkan kadınımıza şimdiden şükranlarımı ifade ediyorum. Burada tanıtım töreni vesilesiyle bulunduğumuz Göbekli Tepe, insanlık tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek derecede önemli bir yer. İnsanlığın ortak kültür hazinesine yaptığı katkılarla Göbekli Tepe, Anadolu'daki medeniyet köklerinin derinliğini göstermesi bakımından şimdiden çok önemli bir referans haline geldi. Göbeklitepe ile birlikte insanlık ailesinin adeta ana vatanı konumundaki Anadolu, sahip olduğu sayısız tarihi değere bir yenisini daha ekliyor. Burada elde edilen bulgular, medeniyetimizin kadim bir kavramı olan Medine, yani şehir, insanlığın toplu olarak birlikte yaşama ihtiyacının nasıl ortaya çıktığına da işaret ediyor. İnsanların bunca zamandır hep öne sürüldüğü gibi önce yerleşik hayata geçip ondan sonra inançlarını sembolize eden yapılar inşa etmediklerini, sürecin tersinden işlediğini buradaki kalıntılardan anlıyoruz. Gerçekten de Göbekli Tepe bize insanların inançlarının peşinden giderek yerleşik hayata geçtiklerinin de ipuçlarını veriyor. Yani buradaki bulgular insanın dünyada asıl varlık gayesinin ne olduğuna çok güçlü bilimsel delillerle ışık tutuyor. Bu bilgi insanlığın bizim inancımızla, medeniyet ve kültür çerçevemizle uyumlu bir geçmişe sahip olduğunu da gösteriyor. Dolayısıyla bu kazılardan elde edilen sonuçlar, arkeoloji ve antropoloji yanında dinler tarihi başta olmak üzere diğer pek çok bilim disiplini içinde çok önemli bir değere sahip. İnsanlık tarihine böylesine önemli katkıda bulunan bu çalışmanın yürütülmesinde emeği geçen herkesi, özellikle şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. 2011'de UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Göbekli Tepe, ilgili kurumlarımızın takibi sonucunda nihayet geçtiğimiz yıl kalıcı listeye ilave edilmiştir. Böylece biraz geç de olsa ülkemizin bir değeri, önemli bir kültür varlığı tescillenmiş oldu. Daha önce Türkiye'nin İkisi karma, 15'i kültürel olmak üzere 17 miras alanı bu listedeydi. Göbekli Tepe'nin dahil edilmesiyle bu sayı 18'e yükselmiş oldu. Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki varlık ve alan sayımız ise 77'ye yükseldi. Elbette Türkiye gibi her karış toprağı insanlık tarihinin aynası olan bir ülkenin UNESCO Dünya Mirası'nda 18 tane, geçici listede 77 tane eserinin olması bizim için yeterli değildir. 1986 yılına kadar da burada tam olarak ne olduğu meçhul kalmıştır. Bu tarihte bir çiftçimiz tarlasını sürerken bulduğu bir heykeli sergilenmek üzere müzeye teslim ediyor.
Bu heykeli 5 yıl önce vefat eden Alman arkeolog olan Profesör Doktor Klaus Schmidt'in görmesiyle Göbekli Tepe'nin önemi ortaya çıkıyor. Hayatını insanlığın geçmişini araştırmaya adayan bu bilim insanını da bu vesileyle saygıyla yad ediyoruz. Bu gerçeğe bilhassa yurt dışına gerçekleştirdiğimiz seyahatlerde yakından şahitlik ediyoruz. 150 senelik mazisi bile olmayan eserlerin nasıl reklamının yapıldığını, nasıl korunduğunu, nasıl her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir çekim merkezi haline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Türkiye'nin tarihi eser, ören yeri, anıt yapılar, gastronomi gibi özgün kültürel miras ürünleri bakımından kesinlikle bir eksikliği yoktur, tam aksine fazlası vardır. Ülkemizin tabii güzellikler ve insan sıcaklığı bakımından da rakiplerinden geri kalır hiçbir yanı yoktur. Bilakis Göbekli Tepe gibi insanlık tarihine ait yerleşik kalıpları ve ezberleri bozan yeni kültür varlıklarıyla hazinemizi sürekli güçlendiriyoruz. Bizim eksikliğimiz bunların reklamını, tanıtımını layıkıyla yerine getiremememiz sebebiyledir. Şüphesiz terör ve güvenlik sorunu bir dönem bu çalışmaların önündeki engellerden biri olmuştur. Ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz uzun yıllar çatışmalarla, yasaklarla, bölücü terör örgütünün baskılarıyla anılmıştır. Az önce gelirken onu öğrendim. Dün dediler 1000 kadar ziyaretçi buraya geldi. Daha bunu herkes bilmiyor. Ama bakın bir herhalde basit bir seslendirmeyle bir günde buraya 1000 kişi geliyorsa bu demektir ki bu binler olacaktır. Çok daha mevsimin de inşallah şöyle yazla birlikte hele hele baharla çok da farklı bir hale gelecektir. Devletin ve müteşebbislerin şartları zorlayarak bölgede hayata geçirdiği yatırımlar ise bizzat terör örgütü tarafından bugüne kadar sabote edildi. Biz terörün istismar ettiği ne varsa hepsini ortadan kaldırarak işte bu fasit daireyi kırdık. Ülkemiz turizm alanında uzun bir süre sezonluk olan deniz, güneş, kum üçgenine hapsolmuştur. İyi değerlendirmeliyiz. Esasen Şanlıurfa'nın Göbekli Tepe yanında her biri diğerinden kıymetli pek çok tarihi ve kültürel varlığı mevcuttur. Akat, Sümer, Babil, Hitit, Roma, Emevi, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserleriyle Şanlıurfa tam bir tarih hazinesidir. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde Şanlıurfa'nın her yıl tek başına milyonlarca turisti ağırlaması gerekiyor. Tabii bunun için de ciddi bir altyapıyı süratle bizim geliştirmemiz lazım. Bundan neyi kastediyorum? Tabii buralardaki otel hizmetlerini de artırmamız gerekecek. Daha önce hiç yokken şimdi de burada gayet lüks otellerimiz de var. Ama bu sayı yeterli değil. Hedef bu kadar büyük olunca tabii ki bunun altyapısı olan otellerimizi de burada artırmamız, geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah bunda ulaşacağız. Bir kez daha Göbekli Tepe'deki çalışmalara katkı veren, destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnsanlık tarihinin bir dönemine ışık tutacak bu eserlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Thank you.
Hazır mıyız? Evet. Müzemiz sadece Şanlıurfa'ya değil, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olsun diyorum. Yeni bir ufuk kazandırsın diyorum. Bu vesileyle kordeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah.